Merhaba arkadaşlar, hepiniz Sorukoli kanalına hoş geldiniz. Bugün Mehmet hocamın var yanında. Hoş geldiniz bu arada, arada kaynamasın. Evet hocam. Ne yapıyorduk? Kümeler yapıyorduk, devam edelim mi? Devam edelim hocam. Hadi kümelerde işlemlerle devam edelim, hemencik bitirelim. Alabilir misin? Hadi, teşekkür ederim. Şimdi ne var kümelerde işlemler? Kesişim işlemi var, birleşim işlemi var, fark işlemi var. Doğru mu? Şimdi kesişim işlemi dediğimizde ne anlıyoruz? Şöyle bir işareti var. Ters U. Ne yani? Tamam mı? Şimdi A kesişim B dediği zaman şunu alacağım. A ve B'de ortak olan elemanlar. Yani ikisinde de bulunacak. İki kümeyi çizdim. İşte burası kesişim. Çünkü bu hem A kümesine dair hem B kümesine dair. Doğru mu? Evet. Şimdi desin ki mesela A ile boş kümenin kesişimi nedir? Ne demiştik? Ortak elemanlar dedik değil mi? Boş kümede zaten eleman var mı? Yok. Yok. O zaman ortak eleman da yok. O zaman A ile boş kümenin kesişimi boş kümenindir. Var mı sorun? Kendisine bilmiş. Aynen. A ile A'nın tümlerinin kesişimi. Bunu hatırlıyor musun? Söylemiştik. Evrenseldi hocam. Yok. Doğru. Birleşimi evrensel. Tamam. A buysa tümleyeni burasıydı. Yani hiç ortak elemanları yoktu. Yine boş küme midir? Şimdi A ile evrenselin kesişimi. Tekrar çiziyorum bak. Gel buraya. Burası A kümesi. Burası da evrensel. Şimdi evrensel bunun tamamı mı? A kümesi burası mı? Evet. Kesiştiği yerler A kümesi olmadı mı? O zaman A oluyor. Evet. A ile A'nın kesişimi zaten kendisi. Hepsi aynı eleman. Şimdi önce şunu yapalım. A, B'nin alt kümesi ise A kesişim B nedir? İşte burada A evrenselin alt kümesi mi burada? Evet. Şöyle yapalım. Evrenselin alt kümesi. O zaman A kesişim evrensel neydi? A mıydı? A, B'nin alt kümesi. A'yı buraya çizdim. B'yi de buraya çizdim. Bak A, B'nin alt kümesi. Evet. Şimdi A burası. B neresi? Burası. Kesişikleri yer A'nın kendisi mi? Ha, A'yı veriyor. Anlaştık. Şimdi gelelim şuna. A kesişim, B kesişim, C. Buna değişme özelliği diyoruz. Birleşme özelliği diyoruz. Birleşme. Şöyle bir şey var. Ben B ile C'yi kesiştirip sonra A ile kesiştirmek yerine önce A ile B'yi kesiştiririm. Sonra C ile kesiştiririm. Sonuç değişmez. Anlaştık? Bir de şunu unutmayalım. A kesişim B ile B kesişim A aynı şey demektir. Yer değişme özelliği vardır. Tamam? Evet. Al bakalım. Şimdi soru çözelim. A kümesini vermiş 1, 2, 4, 6, 7, 8. B kümesini vermiş 2, 3, 4, 5, 8, 9. Olduğuna göre A kesişim B midir? A kesişim B ortak elemanlar değil miydi? Bir ortak mı? Değil. İki ortak. Dört ortak. Başka var mı? Sekiz. Sekiz ortak. Başka var mı? Yok. Bu kadar basit. Tamam. Tabii şimdi bu hani tanımı böyle. Birazdan sorularda farklı farklı şeylerde, yerlerde kullanacağız. Bu şey gibi hani hep söylerim ben. Nasıl çift sayıları, tek sayıları, doğal sayıları, tam sayıları öğrenirsin de önce. Sonra onları başka yerlerde kullanırsın ya. Aynı mantık. Al bakalım. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 3 ve 4 ile bölünür? Şimdi ve dediği zaman ne anlayacağım? Hem 3'e hem de 4'e bölünsün. Evet. Peki bir sayı söyle bana hem 3'e hem de 4'e bölünsün. Hem 3'e hem 4'e bölün tamam. 12. 12. Başka bir sayı söyle. 24. Başka bir sayı daha söylesen 36 söyleyeceksin. Evet. Başka yok çünkü söyleyemeyeceksin. 12, 24, 36. Evet. Neden başka söyleyemiyorsun? Arada bir şey söyleyemiyorsun. Çünkü mesela 18, 3'e bölünür ama 4'e bölünmez. Evet. Aslında şunu öyle. Hem 3'e hem 4'e bölünüyorsa 12'ye bölünüyordur bu sayı. Doğru mu? Evet. Onun için bunun için söyledim. 12, 24, 36. Bir sonraki 48 olacaktı. O zaman diyoruz ki ben aslında şunu söylüyorum. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 12'ye bölünür? Doğru mu? Şimdi bakıyorum 12 bu A kümesi olsun. Hadi bakalım. 12 olur. Doğru mu? Evet. Başka? 24 olur. 36 olur. 48 olur. Nokta 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 nokta. En son bakıyorum şimdi. İki basamaklı en büyük sayı 99. Var mı? Bölünüyor mu? Bölünmüyor. 12'ye değil mi? 98 bölünüyor mu 12'ye? 3'e bölünür mü? Yok. 4'e bölünüyor mu? Ama 12'ye bölünür istiyorum evet. Ben. 96 bölünüyor mu 12'ye? Bölünür. Bölünür. Değil mi? 12 çarpı 8 mi? Evet. O zaman en son 96. İşte şuradaki sayılar. Kaç tane vardır diye soruyor. Ha, burada kesişimle ne alakası var? Şu alakası var. Şimdi 3'e bölünebilen sayıları bu küme yapsam. 4'e bölünebilen sayılar bu küme olsa. Şu arasıdır 3 ve 4'e bölünebilenler. İşte bu 12'ye bölünebilenlerdir. Anlaştık mı? Kesişimi onun için söyleyeyim. Ha, anladım. Tamam. Evet. Onun için 3 ve 4 dedim. V dediğim zaman ben kesişim anlayacağım. Anlaştık? Anladım. Var mı soru? Yok hocam. Ha, bunları da sayalım bu arada bulunalım. Şimdi yazabiliriz de. Mesela 48'den sonraki sayı 60, 72, 84, 96. Daha büyük de olabilir de. O zaman şunu kullanırız. Son terim
eksi ilk terim bölü artış miktarı eksi 1 diye bir formülümüz vardı. Hatırla, terim sayısı. Ta temel kavramlarda görmüştük bunu. Evet. Ama gerek yok. Zaten bulduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneymiş. Yani iki basamaklı doğal sayılardan sadece 8 tanesi 3 ve 4'e aynı anda bölünmüş. Yani 12'ye bölünmüş. Anlaştık mı? Evet hocam. Al bakalım. Şimdi fark işlemine bakalım. A fark B. Şöyle gösteriyorum. Ya da direkt böyle de gösteriyorum. İki işaretle aynı şey. Fark bu çıkarma işleminden geliyor. A fark B diyorum ki A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar. Şimdi bakıyorum A'yı çizdim, B'yi çizdim. Şunun tamamı A kümesi. Ama şunlar B'de de var, doğru mu? Evet. Dolayısıyla A'da olup B'de olmayanlar sadece bunlar. B'de olup A'da olmayanlar da sadece bunlar. Yani A fark B, şöyle de gösterebiliyorum. A fark B, burası ise burası da B fark A. Tamam. Şimdi A fark boş küme. A'nın boş kümeden farkı nedir? A'da olacak, boş kümede olmayacak. Zaten boş kümede hiçbir şey yok. A'nın hepsi boş kümeden farklıdır. Yani A. Doğru mu? Evet. Peki A'nın A'dan farkı var mı? Evet. A. Yok. Yok. O zaman boş küme. Doğru mu? Hı hı. Peki A'nın evrenselden farkı var mı? Şimdi bakıyorum. Hı hı. A bu. Evrensel bu. Şimdi A'daki tüm elemanlar evrenselde var. Biz ne demiştik? A'da olup E'de olmasın. Ama öyle bir şey yok. Doğru mu? Evet. Çünkü evrensel hepsini kapsıyor. Aynen. Peki şunu yapsaydım. Buradan şöyle döneyim. Evrensel fark A desem. Evrenselde olup A'da olmayanlar şuralar mı? Evet, B falan mesela. Yani A'nın tümleyeni diyelim mi kısaca ona biz? Evet. Doğru mu? Peki A'nın tümleyeninden farkı? Şimdi demiştik ki A ile A'nın tümleyeninde hiç ortak eleman var mı? Evet, yok. Yok. A ile A'nın tümleyeni. Biri değil çünkü. Hani şurası A ise A'nın tümleyeni burasıydı, doğru mu? Hı-hı. Şimdi bunun hiç ortak elemanı yok. Yani buradaki A'daki tüm elemanlar A'nın tümleyeninden farklı. O zaman A mı? Evet. Anlaştık? Evet. Bir de şunu unutmayalım. A fark B'yi A kesişim B üssü diye gösterebiliyoruz. Tamam. Bu aynı şeydir. Kullanacağız bunları. Al bakalım. Örnek. A kümesini vermiş. 1, 2, 4, 5, 6, 8. B kümesini vermiş. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Olduğuna göre demiş A fark B kümesinin kaç tane öz alt kümesi vardır? Bunu öylesine sormuş. Uzatmış soruyu. Asıl soru burası. Kaç elemanlı bir bakalım A fark B. Hadi bana söyle A fark B'yi. A'da olsun, B'de olmasın. B'de olmasın. 1 var. Var. 2. 2. 4. Evet. 6. Bravo. 8. Aferin. Bu kadar. Buraya bakma hiç. B fark A'ya girer o. Şimdi bunun öz alt küme sayısını soruyor. Öz alt kümesi için önce alt kümeyi bulayım mı? 2 üzeri 4. 16 tane alt küme var. Çıktım bir tane. 15 tane öz alt küme var. Anlaştık mı? Anladım hocam. Gayet kolay. Al bakalım. Yine iki basamaklı doğal sayılar. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünebildiği halde 5 ile tam bölünemez? Çok güzel soru. Niye? Şimdi yazıyorum. Burada 3 ile bölünebilen sayılar olsun. Burada 5 ile bölünebilen sayılar olsun. Bana diyor ki 3 ile bölünebildiği halde 5 ile bölünemesin. Şimdi bunlar hem 3 ile hem 5 ile bölünüyor mu? Evet. Bölünüyor. Burası sadece 5 ile bölünüyor. Şurası sadece 3 ile bölünüyor. Yani bana şunu mu söylüyor? 3 ile bölünsün ama 5 ile bölünemesin. Yani sadece 3 ile bölünsün. Evet. Bunu soruyor bana. Doğru mu? Sadece 3 ile bölünsün. Şimdi sadece 3 ile bölünsün derken bakıyorum. 3 var, 6 var, 9 var, 12 var, kabul. Ama mesela 15 de var. 15 alacak mıyım? Hayır. Almayacağım çünkü 5'e bölünmesin diyor. Evet. O zaman şöyle yapabilir miyim ben? Tüm 3'e bölünebilenleri bulayım. Bundan 2 basamaklı. 15'e evet bölünebilenleri çıkarayım. Tamam? Yani düşün mesela 3'e bölünebilenleri yazıyorum. 12, 15, 18, 21, 24 doğru mu? Böyle gidiyorum. 27, 30, 33 falan gibi mesela atıyorum. Şimdi bunlar 3'e bölünebilenler. Tamam kabul. Ama arada 5'e bölünebilenler var. Bu ve bu. Doğru mu? Bak 15'e bölünebilenler değil mi bunlar? Demek ki ben 3'e bölünebilenleri bulayım. Bir de 15'e bölünebilenleri bulayım. 3'e bölünebilenlerden 15'e bölünebilenleri çıkarsam şuna bakarım. 3'e bölünür ama 5'e bölünemez. Doğru mu? Evet. Şimdi 3'e bölünebilenleri bulalım. 2 basamak demiş. İlk ne var 2 basamak 3'e bölünür? 12, 15, nokta nokta gidiyor. En son ne var? 99 mu? Evet. Eksi. Buraya bakıyorum. 15'e bölünebilenler 15'ten başlıyor. 30, nokta nokta nokta. En son kaç var? 90 mı? Evet. Doğru mu? Şimdi bunu şeyden yapalım. Terim sayısından yapalım yine. Neydi? Son terim
eksi ilk terim bölü artış miktar. 3 çarptır. Artı 1. Doğru mu? Eksi son terim eksi ilk terim bölü artış miktar. 15, 60. Artı 1. 99'dan 12 çıktım. Ne geldi bana? 87 mi? Evet. Böldüm 3'e artı 1. 2 kere 3, 6, 29. 29 artı 1'den burada 30 terim varmış. Evet. Eksi. 90'dan 15, 20, 75 mi? Böldüm 15'e 5. 5 artı 1, 6 mı? Demek ki 24 tane sayı 3'e bölünebildiği halde 15'e bölünemiyor. Yani 5'e bölünemiyor. Aldı. Şimdi geldik son işlemimize, birleşim işlemi. Birleşim işleminde U'la gösteriyoruz. A birleşim B. Bu ne demek? Şu demek. A'da veya B'de bulunan tüm elemanlar. Evet. Yani bunun hepsi tamamı. Doğru mu? Şöyle çizebilir miyim aslında? Burası A, burası B ise. Şimdi şurası A kesişim B miydi? Evet. Peki burası A fark B miydi? Doğru mu? Hı hı. Burası da B fark A'ydı. E tamam da A birleşim B mi? Aynen. O zaman şöyle diyebilir miyim? A birleşim B'nin eleman sayısı. A fark B'nin eleman sayısı. Evet. Artı A kesişim B'nin eleman sayısı. Hı hı. Artı B fark A'nın eleman sayısı. Bu birinci yöntem. Eleman sayısını bulmak için. Diğer bir yöntem bakıyorum. Diyorum ki A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı. Şimdi A'nın eleman sayısı derken şuranın tamamını aldım. B'nin eleman sayısı derken şuranın tamamını aldım. Bak şurayı iki kere aldım değil mi? Evet. Bir kere çıkarıyorum. Eksi A kesişim B. Anlaştık mı? A artı B eksi A kesişim B. Şimdi gelelim buraya. A birleşim B ile B birleşim A aynı şeydir. Değişme özelliği vardır. A ile boş kümenin birleşimi. Şimdi A ile boş kümenin kesişimi boş kümeydi. Onu söylemiştik. Peki A ile boş kümenin birleşimi ne? E tüm elemanlar demedik mi? E boş kümede hiç eleman yok. O zaman A'nın kendisi. A ile A'nın tümleyeninin birleşimi. Bu A'ydı. A'nın tümleyeni burasıydı. E birleştirirsem evrenseli vermez mi? Verir. A ile evrenselin birleşimi. Aynı mantık. A evrensel. Birleştirdiğinde evrenseli verecek yine bana. Değişme, birleşme özelliği burada da var. Ben B ile C'yi birleştirip sonra A ile birleştirmek yerine A ile B'yi birleştirip sonra C ile birleştirebilirim. Şimdi gelelim buraya. A B'nin alt kümesi ise burası A olsun, burası B olsun. A B'nin alt kümesi ise A ile B'nin birleşimi ne olur? B olmaz mı? Evet. Anlaştık mı? Onu içeri, evet. Evet. Al bakalım. Şimdi iki özelliğimiz var. Bir dağılma özelliği, bir de De Morgan kuralı dediğimiz bir şey var. Değilleme. Dağılma özelliği şu. Kesişim işlemini birleşim üzerine dağıtıyorum. Nasıl dağıtıyorum? A kesişim B birleşim. Şöyle yapıyorum. İçerideki içeride. Dışarı çıkıyor, dışarıda içeride. İçeri giriyor. A kesişim C. Tamam. Kesişim birleşime dağıtalım. Şimdi birleşimi kesişime dağıtalım. A birleşim B. Kesişim A birleşim C. Tamam. Değilleme de şu. Ben A kesişim B'nin değilini alacaksam şöyle alırım. Her şey ters dönüyor. A ise A'nın değili oluyor. Kesişim ise birleşim oluyor. B ise B'nin değili oluyor. Hepsinin tersi. Evet. Burada B'nin değili olsaydı B olurdu. Tamam. A ise A'nın değili oluyor. Birleşim ise kesişim oluyor. B ise B'nin değili oluyor. Tamam. Bunları hep kullanacağız. Al bakalım. Şimdi gelelim bunları kullandığımız sorulara. Şimdi hep şunu söylüyorum ben arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman soruyu çözeriz. Tamam. Kümeyi çizebilsek. Şimdi demiş ki A kümesinin eleman sayısı B'nin 3 katıymış. A kesişim B 4'müş. A birleşim B 60'mış. Olduğuna göre demiş S B kaçtır? B'nin eleman sayısı. Baktığında hiçbir şey yapamazsın. Çizeceksin. Çizdim. A B. Çizerken de hep şu söyleniyor. Hocam acaba işte şey var mı? Belki A B'nin altındadır ya da B A'nın altındadır. Alt kümesidir. Nereden biliyorsunuz böyle olduğunu? Belki böyledir. B böyle, A böyle. Sorun değil. Eğer öyleyse şuralar sıfır çıkar zaten. Anladın mı? Burası sıfır çıkar. Bu sıfır çıkarsa bu bunun içinde demektir zaten. Tamam. Sen işini garantiye al. Böyle çiz. Sıfır çıkarsa bu bunun içindedir. Sıkıntı yok. Şimdi bakıyorum. A kesişim B'yi 4 vermiş. A kesişim B burası mı? A birleşim B 60. Hop bunun tamamı 60. Tamam. A'nın eleman sayısı B'nin 3 katıymış. Şimdi ben buraya X desem. B'nin eleman sayısı ne oldu Kübra? 4 artı X oldu mu? Peki A'nın eleman sayısı ne olur? Bunun 3 katı değil mi? 3X. 12 artı 3X mi? Şimdi şurası 12 artı 3X. Peki 4'ünü buraya ayırdım. Şuraya 8 artı 3X kaldı mı? Tamam çünkü A değil mi? Peki bu 3'ünün toplamı bana birleşim vermiyor mu hatırla? 8 artı 3x artı 4 artı x eşittir 60 mı? 12 artı 4x eşittir. 60'tan
4x eşittir 48'den x eşittir 12. Bana neyi soruyor? B. Dikkat, B burası. Yani 4 artı 12'den 16. A şıkkında kesin 12 var, işaretleme, tamam. Direkt. Pardon, kesin atlayacağız çünkü. Evet. Atlayalım, al bakalım. Evet. Şimdi A kümesi vermiş, B vermiş. A bileşim B'yi bulalım demiş. E kolay. Bunların yeri karışmış. A'da B'de olan tüm elemanlardan bahsediyoruz. Evet. Şimdi 1 var. Bir kere ben A kümesini direkt yazayım. 4, 5, 6, 8. Bu kesim var. Dönüyorum bunun dışında. 1'i yazmıştım. 2'yi de yazmıştım. 3 yazmadım değil mi? 3 de var. 5'i yazdım. Yazdık. 7 yazmadım. 7 de var. 8 yazdım. 9 da var. İşte birleşim bu. Neden böyle yapıyorum? En başta söylememiz gereken şey, her bir kümede her elemandan yalnız bir tane vardır. Evet. 2 tane yazmıyor. 2 tanesini yazmıyor. Aynen. Al bakalım. Şimdi demiş ki 2 tane SA eşittir 5 tane SA kesişim B, o da eşittir SB. SB eksi A 16 olduğuna göre A fark B kaçtır demiş eleman sayısı. Şimdi hemen şöyle bir şey yapalım. Oran oranından hatırlıyoruz. A'nın eleman sayısının 2 katı, A kesişim B'nin eleman sayısının 5 katına, o da B'nin eleman sayısını eşitmiş. Şimdi ben buraya 2x desem, şuraya da 5x desem olur mu? 10x, 10x. O zaman sen de 10x olmaz mısın? Yine ben kümelerimi çizeyim. Ocağın babunun altında mı, içinde mi? Ya fark etmez. Doğru mu? Dedi. Onu anlattık zaten. Şimdi A kesişim B'ye 2x dedik. A'ya 5x dedik. O zaman burası 3x mi? Sakın buraya 5x yazmıyorum. Tamam? Hı-hı. 5 tamamı. Evet. B 10x. O zaman burası 8x mi? B farkı 16. A bitti. 8x eşittir 16 mıymış? X eşittir 2. A fark B'yi soruyor. 3x'i soruyor. 3 çarpı 2'den 6. Var mı soru? Yok hocam. Ama sen buraya 5 yazarsan, buraya 10 yazarsan çıkamazsın işin içinden. Al bakalım. Mutlaka da A şıkkında olur senin yaptığın. Tamam? Tamam hocam. Şimdi bunlar da değişik sorular. A kümesi demiş ki x'lerden oluşacak öyle ki kümeleri direkt vermemiş de kümelerin ortak özellik yöntemini vermiş. 14 ile 100 arasında olmuş x'ler. X 3k olacak. K'da eleman doğal sayı olacak. Yani 3'e bölünebilen sayıları soruyor aslında burada. Doğru mu? Mesela ne olur? X 15 olur, 18 olur, 21 olur, nokta nokta. 3K ya. Dönüyorum. B kümesi de yine x'lerden olacak öyle ki. Fakat x 20 ile 110 arasında olacak bu sefer. X 4K olacak. Yani 4'e bölünebilen sayıları soruyor. K da doğal sayı burada. Şimdi A birleşim B'yi soruyor. Biz dönelim. A birleşim B ne demek? Yazıyorum bak şimdi. A birleşim B'yi ben nasıl buldum? A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Doğru mu? A'nın eleman sayısı 3'e bölünebilen sayılar şu aralıkta. B'nin eleman sayısı 4'e bölünebilen sayılar bu aralıkta. Şimdi bu neydi? A kesişim B. Hem 3'e hem 4'e bölünebilen sayıları mı arıyorum? Yani 12'ye bölünebilen sayılar arıyor muyum? Peki hangi aralıkta arıyorum? Ortak olması gerekiyor. Aynen. Mesela bir 20'den başlayalım. 20'den başlayıp 100. 100'e kadar değil mi? Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Tamam. Kaç K arıyorum burada? 12 K olsun istiyorum. Şimdi A kümesini bulalım. Yazıyorum. Neydi? 15, 18, 21, nokta nokta nokta. En son kaç var 100'e kadar? 99 mu? Evet. B kümesini de yazalım. 4 katı. 20'yi almıyorum. Eşitlik yok. Eşitlik olsa alırdım. O zaman 24'ten başlayayım. 24, 28, nokta nokta nokta. En son şimdi 104'e bölünür. 104 bölünür. 108 bölünür. Bitti. Doğru mu? Evet. Şimdi A kesişim B'yi de bulalım. Ondan sonra eleman sayılarını en son buluruz. 20'den başlıyor 12'nin katı. 24. 24. 36. Nokta nokta nokta. En son kaçtı? 96 mıydı? Şeye kadar değil mi? 100'e kadar. Evet. Hadi bunun eleman sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim şu 5 bölü artış miktarı artı 1 mi? 99'dan 15 çıktım. 84 mü? Evet. Böldüm 3'e. Yazalım. 84'ü böldük 3'e. 2 kere 3'ü 6. Hadi buraya yazın. 28. Bir daha 29 mu? Buna bakalım. 108'den 24 çıktım. Böldüm. Kaç kaç artıyor? 4, 4. Artı 1. Orada ne güzel. Böylesi hazır bize söylese ne güzel olur değil mi? Evet. Bilgisayarda. 108'den 24 çıktım. 84 mü? 84'ü böldüm 4'e. 21 mi? 1 ekledim. 22 mi? Değil mi? 108'den 24 çıktım. 84. Dönelim. 96'dan 24 çıktım. Böldüm. Kaça? 12 artıyor. Artı 1.
90'dan 24 çıktım, 72. Böldüm 12'ye, 6, 1 daha 7. Nasıl gelişti değil mi pratik hemen? Şimdi çok hızlı çözüyorsun. Bunda bunu topluyorum. A artı B, yani şunu söylüyorum. 29 artı 22, eksi 7. 29, 49, 51. 7 çıktım, 44 mu? Var mı sorun? Burada kritik kısım şu. Bir, şunu zaten biliyorsun. Bak, bu sorunun şu kısmını yaptık. A kesişim B nedir deseydi demin yaptık. Evet. Doğru mu? Ama işte A kesişim B'yi bulurken şu aralığa dikkat etmek gerekiyor. Bunları her zaman aynı aralıkta verme. Anlaştık? Anladım hocam. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.